kıymetli dostlarım. Bugün egemenlik kavramı içinde hükümet sistemlerine bakacağız. Ki malumunuz hükümet sistemleri bizim için favori bir konu aslında. Yani şundan dolayı Türkiye'de yakın dönemdeki bir hükümet sistemi değişikliğinden dolayı, yani başkanlık, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sistemiyle başkanlık sistemi arasındaki farklar vesaire gibi bir durumumuz var. İşte bunun önüne geçmek için hükümet sistemlerini iyice bir analiz etmemiz lazım. KPSS'de çok doğrudan direkt bir hükümet sistemi vurgusuna girmiyor ÖSYM. Yani temel şeyleri soruyor. İşte o check and balance dedikleri Amerikalıların o denge mekanizmalarına falan çok girmiyor bu tarafta. Ama velakin temel kavramları getirebiliyor. Hiçbir şey olmasa parlamenter sistemin genel özellikleri içinde hükümet sistemlerini soruyor. Halihazırda parlamenter sistem olduğumuz için oraya atıf yaparak hükümet sistemlerine de ince bir dokunuş yapıyor. Biz de ÖSYM formatında dahil olacağız buradaki sürece. ÖSYM süreci nasıl götürdüyse birazcık o süreçle götüreceğiz. Şimdi kıymetli dostlarım. Hükümet sistemlerinde en temel bakacağımız ayrım kriteri ne? Kuvvetler birliği, ilk başta tanımını yapacağımız irade. Diğeri kuvvetler ayrılığı modelleri. Yani kuvvetler birliği ile kuvvetler ayrılığı bizim omurga felsefemiz. Bunun üzerine kafa yormamız lazım. Diğer tarafta dediğimiz gibi kuvvetler ayrılığı var. Şimdi bu denge neye göre oluşuyor? Bakın. Hukuk devletinde bunun detaylarına gireceğim zaten ama burada da bir değinmek lazım. Birlik ayrılık dediği hadise şu. Birincisi en temel nokta kuvvetler birliği noktasında. Eğer yasama yürütme ve yargı organları, sırf yasama yürütme olsa da olur. Aynı teşkilatın, aynı kurumun elindeyse bu bizim için ne olacak? Kuvvetler birliği anlayışı olacak. Bak tekrar söyleyeyim, yasama ve yürütme aynı teşkilatın elindeyse kuvvetler birliği modeli. Farklı teşkilatların elindeyse kuvvetler ayrılığı algısı. Burası çok önemli bak. Aynı kurumda mı, farklı kurumlarda mı? Oradaki denge mekanizması bu. Yani şunu diyorum. Mesela 1921'i düşünün, meclis hükümeti anlayışı. 1921'de meclis hem yasamayı hem yürütmeyi kontrol ediyordu. Hatta detaya girecek olursak istiklal mahkemeleri. Ne dahi orada? Yargı dahi orada. İşte bu yüzden meclis hükümeti anlayışı bizim için tam anlamıyla neydi? Kuvvetler birliği modeliydi. Yani net bir kuvvetler birliği algısı vardı orada. Peki şimdi bunu hallettik. O birlik ayrılık dengesini hallettik. Birazcık modelin üstüne yüklenelim şimdi burada. Diyor ki kuvvetler birliği kuvvetler ayrılığında bir organ birden fazla fonksiyonu idare ediyorsa kuvvetler birliği, her fonksiyonu ayrı bir teşkilat yönetiyorsa kuvvetler ayrılığı. Şu an parlamenter sistemde olduğu gibi. Yasama organı mecliste. Yürütme organı nerede? Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nda. Yargı zaten nerede? Bağımsız mahkemelerde. İşte kuvvetler ayrılığını detaylı inceleyeceğiz. En eski kuvvetler birliği modeli bizim için ne? Monarşi. Adını verdiğimiz sistem. Şimdi daha önce de konuştuk bunu. Bir önceki videoda konuştuk biliyorsunuz. Mona. Tek. Arke. Kural gibi bir karşılığı var. Yani monarşi bizi nereye itiyor? Tek kişinin yöntemi, tek kişinin kuralları gibi bir yere itiyor. Monarşinin temel algısı tek kişinin yöntemi, kuralları vesaire gibi bir şey. Peki buradaki problem ne? O tek kişinin yöntem ve kurallarındaki problem ne? Şu, bir kişi bütün organları yönetiyorsa kral mantığıyla yine kuvvetler ne oldu? Tek elde toplanmış oldu. Ama burada problemimiz şu bizim. Bir kişi birden fazla yapılanmayı yönetiyorsa dedik tamam da monarşide monark tek adam yani kral deyin, imparator deyin, padişah deyin, hükümdar deyin ne derseniz deyin. Tek adamın asli görevi hangisidir? Yani şunu soruyorum. Monarşilerdeki tek adam aslında esas işi yasama mıdır? Yürütme midir? Yargı mıdır? Esas işi ne? Yürütme. Sokağa insem desem ki kardeş kral ne iş yapar desem ne diyecek bana? Ya bunu mu soruyorsun? Kral dediğin adam ülkeyi yönetir diyecek. Kralın asli işini ne olarak tanımlayacak bana? Ülke yönetimi olarak tanımlayacak. Kralın asli işi buysa bu benim için de monarşi algısı işte. Esas algısı. Bak asli işi yürütme. Peki bu kral, o Fransa kralı artistin dediği gibi asli işi yürütme olan kral. Benim ağzımdan çıkan her şey kanundur. Diyorsa eğer hangisi de benim demeye çalışıyor? Kanunu da ben yapıyorum. Yasama da benim diyor değil mi? Asli işi yürütme olan organ
Neyi de üstüne almış oldu? Yasamayı da üstüne almış oldu. Asli işi, tekrar söylüyorum, yürütme olan kral yasamayı da üstüne almış oldu. Hem yasamayı hem yürütmeyi yönetiyor. İşte hem yasamayı hem yürütmeyi yönettiği için monarşi bizim için ne? Kuvvetler birliği anlayışı. Ama burada şunu unutmayın bak. Asli işi yürütme olan organ yasamayı da üstüne almış. Önemli espri burası. Bak adamın esas işi yürütme, yasamayı da üstüne almış. Bu yüzden monarşiye ne der akademisyenler? Yasama ve yürütmenin yürütmede birleştiği sistem derler. Çünkü kralın esas işi yürütme. Yasama ve yürütmenin yürütmede birleştiği sistem derler. Burada bir noktayı bir netleştirelim. Daha önce de konuşmuştuk ama bir kez daha söyleyeyim. Monarşi ile diktatörlüğü hani aynı anlamda kullanan yayınlarda görürsünüz. ÖSYM de çok bu ayrıma vurgu yapmıyor ama mülakatlarda falan yapabilir buradaki dengeyi. Monarşi ile diktatörlük farkında derler. Monarşide gelenekler çok güçlüdür bak. Onun altını bir net bir şekilde çizeyim. Yani monarşi algısı bizim için geleneklerin çok güçlü olduğu bir yerdir. Oysa diğer mantıkla diktatörlükte geleneklerin hiçbir önemi yoktur. Diktatörlük tamamen hangi kurguyla hareket eder bizim için? Askeri yani silahlı güce, hakim güce irade gösteren organ bütün sistemi yönetir. Yani silahı olan, fiziksel gücü olan yapı bütün sistemi yönetir. Gelenek menenek yoktur kısacası. Anayasal düzeni zaten boş verin. Ne anayasası? Bu yüzden diktatörlükte geleneklerin bir önemi yoktur. Oysa monarşide gelenekler çok güçlüdür. O noktaya dikkat. Peki monarşi algısı bu. Monarşi ile ilgili bir söyleyeceğimiz daha var. Yani monarşi ile ilgili bir şey daha. Monarşi hem egemenliğin kullanılmasına göre bir devlet modeli, yani hükümet sistemleri nezdinde bir devlet modeli. Bak monarşi hem egemenliğin kullanılmasına göre bir devlet modeli, hem de egemenliğin kaynağına göre bir devlet modeli. Yani gücü aileden alıyor diyorsam monarşi orada var. Gücün aileden alınması noktasında monarşi orada var. Tamam, bunu kenara koyduk. Gücün nasıl kullanıldığıyla alakalı konuşuyorsam monarşi o tarafta da var. O yapıya da dikkat ediyoruz. Yani monarşi hem egemenliğin kaynağına göre bir devlet modeli hem egemenliğin kullanılmasına göre bir devlet modeli. Tamam? Orayı bir netleştirmiş olalım kıymetli arkadaşlarım. Peki bu kısmı hallettik. Monarşideki bu vurguyu hallettik. Tarihin en eski hükümet sistemi olduğunu da bir tek kalem belirtmiş olalım. Gelelim diğer yapımıza. O da bizim için ne? Meclis hükümeti sistemi. Diğer yapımız. Meclis hükümeti. Şimdi meclis hükümetinde söylediği şey ne? Ona bakalım bir de. Bak bizim 1921'de uyguladığımız İsviçre'nin hala uyguladığı bir sistem. Altını çizerek söylüyorum. Bizim 1921'de uyguladığımız İsviçre'nin hala hazırda uyguladığı sistem meclis hükümeti. Peki meclis hükümeti nedir? Meclisin esas görevi ne? Yani ben sokağa çıkıp desem ki kardeş Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkede ne iş yapıyor desem. Yasa yapıyor diyecek değil mi? Yasama organı, yasa yapma organı diyecek. Güzel. Peki meclis yasa yapma organı ise eğer, meclis bizim için yasa yapma organı ise, şunu da bir konuşmamız lazım karşılıklı olarak. Meclis, yasamayı üstlenen meclis, yürütmeyi de üstlendiği dönemler gördü mü? Yani meclisler ülkeyi yönetme işinde yaptı mı? Bizim 1921'i bir hatırlayın. Tarihsel sürecimizde. 1921'de biz ne dedik? Bir kurtuluş savaşı verdik, destansı bir mücadele. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu meclisle. Peki bu destansı mücadelede aynı kişiler mecliste karar alıp sahada o kararları da bizzat uygulamadılar mı? Bak kararları aldılar, o kararları sahada da bizzat uyguladılar. Alınan kararları sahada bizzat uygulamak ne? Yürütme değil mi? O zaman 1921'deki meclis kararları burada alıp sahada da uyguluyorsa eğer bu bizi nereye götürür kıymetli arkadaşlarım? Demek ki yürütmeyi de yapmışlar. Hatta istiklal mahkemelerini düşünün az önce de konuştuk yargı bile kısmen onlarda. E şimdi bugün İsviçre hala yasama ve yürütme yasamada meclis elinde yani. O zaman yasama ve yürütmenin yasamada birleştiği anlayışa biz ne diyoruz kıymetli arkadaşlarım? Meclis hükümeti diyoruz. Monarşiden farkı ne? Monarşide de yasama ve yürütme birleşiyordu, meclis hükümetinde de. Ama monarşide yasama ve yürütme
yürütmede birleşiyordu. Esas işi yürütme olan organda. Meclis hükümetinde yasama ve yürütme, esas işi yasama olan organla birleşiyor. Tamam? O noktaya dikkat ediyoruz. Meclis hükümetinde böyle bir algımız var. Bir tık öteye götürelim şimdi hadiseyi sizle birlikte. Bak, yasama ve yürütme birleşiyor da buradan nasıl bir sonuç çıkar onu da bir tartışalım. Şimdi burayı bir dikkatle dinleyin. Meclis hükümetinde meclis yasama ve yürütme işlevini yerine getirir. Bunu dediğin dakika ayrı bir ne yok? Yürütme organı yok. Meclis hükümetinde meclis yasama ve yürütme organını ne yapar diyor? Bir arada kendisi idare eder. Ayrı bir yürütme yok o zaman. Yani meclis hem yasama işini hem yürütme işini yapıyorsa ayrı bir yürütme organı yok o zaman. İşte buradan da şöyle bir sonuç çıkar. Ayrı bir yürütme organı yoksa Türkiye'de şu an yürütme organı kim? Cumhurbaşkanı artı Bakanlar Kurulu. Halen parlamenter sistem olduğumuza göre bu ikisi. Peki biz az önce ne dedik? Meclis hükümetinde ayrı bir yürütme organı yoktur dedik. Değil mi? Söylediğimiz şey bu. Meclis hükümetinde ayrı bir yürütme organı yoktur dedik. O zaman meclis hükümetinde ne yok? Cumhurbaşkanı yok. Meclis hükümetinde cumhurbaşkanı yoksa iş nereye gelir kıymetli arkadaşlarım? Şöyle bir fasla gelmez mi? Ayrı bir yürütme organı yoksa cumhurbaşkanı yok demek. O zaman devlet başkanı işini kim yapacak? Meclis başkanı. Meclis başkanı hem devlet başkanı hem hükümet başkanı rolünü üstleniyor. Altını çizerek söylüyorum. Meclis başkanı hem devlet başkanı hem hükümet başkanı rolünü üstleniyor. Tamam? O kısma ne olur? Çok dikkat ediyoruz. Bu birincisi. Bunu bir net bir şekilde belirleyelim. Bu birincisi. Peki bir başka noktaya oturtalım şimdi. Meclis hükümeti bunları yapıyor. Bir başka kısmı halledelim. Diyor ki bana cumhurbaşkanı yok. Meclis başkanı hem devlet başkanı hem hükümet başkanıymış. Güzel. Meclis hükümetinde yürütme yok demek ne de yok demektir? Bakanlar kurulu da yok. Yürütmenin organlarını tanımıyoruz. Peki bakanlar kurulu yok demek eğer bunu kabul ediyorsak başbakan yok demek de değil midir? Çünkü takım yoksa kaptanına ihtiyaç var mı? Yok. Takım yoksa kaptan da yok. O zaman meclis hükümeti sisteminde bakanlar kurulu da yok, başbakan da yok. Bunu da bir kenara atıyoruz. Peki problemimiz şurası. Şimdi dikkat. Bakanlar kurulu yok demek, başbakan yok demek, bakanlıklar yok demek değildir. Bakanlıklar vardır, bakanlar var ama bireysel sorumludurlar. Takım değiller, kurul değiller. Takım olmadıkları için de takım kaptanları da yok. Her birisi de bireysel hareket ediyor. Şöyle izah edeyim. Mesela ben Adalet Bakanıyım. Bir arkadaşım da İçişleri Bakanı. Orada İçişleri Bakanı ile ilgili bir yolsuzluk çıkmış. Mesela haberler vesaireler var. Bir yolsuzluk var diyelim. Tam ben meclise girerken benim etrafımı çevirdiler. Buyurun arkadaşlar dedim. Dediler ki efendim İçişleri Bakanı ile ilgili yolsuzluk haberleri var. Kasetleri çıkmış falan filan dediler mesela. Ne diyorsunuz bu usta dediler. Dedim ki o görüntülerde veya belgelerde ben var mıyım? Ben de var mıyım yani? Yok efendim sizlik bir şey yok dediler. Peki benle ilgili bir görüntü ve belgeniz var mı yolsuzluğuma dair? Hayır efendim sizle ilgili bir haberimiz yok. Peki arkadaşlar bütün bunların dışında bana soracağınız bir şey var mı dedim. Basın mensupları yok efendim size direkt sizi ilgilendiren bir sorumuz yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Dedim geçtim. Bu diplomatik bir şekilde ne demek? Bana ne? İçişleri Bakanlığı'nda yolsuzluk varmış bana ne? İçeri meclise girdim. O anda da İçişleri Bakanı ile ilgili oylama yapıyorlar. İçişleri Bakanı görevden alınsın mı alınmasın mı diye. İki tarafı da dinledim. Alınsın diyenler de alınmasın diyenler de. Ya galiba yolsuzluk yapmış herhalde falan dedim. Alınsın dedim. Beni ilgilendiren bir şey yok çünkü İçişleri Bakanı ile ilgili. Her koyun kendi bacağından. Bu yüzden meclis hükümeti sisteminde tekrar söylüyorum bakanlıklar var. Evet. Ama ve lakin her birisi bireysel sorumlu. Oraya dikkat. Bakanlıklar var. Bireysel sorumluluk esasına göre. Peki bunu da kabul ettik. Bakanlıklar var ve bireysel sorumluluk faslını da kabul ettik. Bir tık daha ileri götürelim şimdi hadiseyi. Bakın meclis hükümetinin biraz da felsefi yanını tartışalım dilerseniz sizle. Şimdi bir düşünün nasıl bir ideolojisi var meclis hükümetinin? Tüm organları kendisinde birleştirmeye çalışan bir hırs yok mu? Esas işi yasama olduğu halde yürütmeyi de sahiplenmeye çalışan bir anlayış değil mi?
Aynen öyle. İşte bu yüzden diyoruz ki esas işi yasama olduğu halde yürütmeyi de sahiplenmeye çalışıyor. Buradan da şöyle bir şey çıkar. Çok hırslı, hepsi benim olsun gibi gidiyor. O zaman ben de size sorarım kıymetli arkadaşlarım. Sahip olduğu yasamayla yetinmeyip yürütmeyi, hatta becerebilirse yargıyı bile almaya çalışan bir güç zaten sahibi olduğu yasamayı kendi içinde ikiye böler mi? Yani ben yürütmeyi de istiyorum, yargıyı da istiyorum diyen bir ideoloji zaten kendisinin olan yasamayı paylaşır mı? Paylaşmaz. Bu yüzden meclis hükümeti sistemlerinde çift meclis görülmez. Niye çift meclis görülsün ki? Sahip olduğu yasamayı niye ikiye bölsün ki? Zaten hepsini almaya çalışan bir iktidar. Bu yüzden meclis hükümetlerinde asla çift meclis görülmez. Bazen öğrenci diyor, hocam bizim tarihimizde çift meclis var ama kanun esası 61, orada meclis hükümeti yoktu ki. 1876'da kanun esasında meşruti monarşi vardı. Monarşi dengesi vardı yine. 1961 anayasası da neydi zaten? Parlamenter sistemdi. Biz meclis hükümetini 1921'de uyguladık. 1921'de de çift meclis falan yoktu. Görülmez çünkü zaten. Hepsini almaya çalışan bir güç bunu yapmaz. Tamam? Bu sebeple bu hükmü de unutmuyorsunuz. O zaman toparlayacak olursak. Kuvvetler Birliği'nin iki hali var kıymetli arkadaşlarım. Bir monarşi, bir meclis hükümeti. Buradaki espri bu. Peki monarşideki anlayış ne? Burada şunu söylüyor bana. Bu adamın esas işi yürütme. Ülkeyi çekip çevirme. Ama ve lakin asli işi monarşi olan organ. Esas işi ülkeyi yönetme olan organ. Yasa yapmaya da başlarsa yasama ve yürütme nerede birleşir bu halle? Yürütmede birleşir. Oradaki denge bizim için bu. Yasama ve yürütme, yürütmede birleşir. Peki bu yüzden Kuvvetler Birliği. Monarşi hem egemenliğin kaynağına göre hem kullanılmasına göre kullanılan bir kavram. Bunu da belirtelim. Monarşi ile diktatörlük arasındaki temel fark nedir dedik? Geleneklerdir dedik. Meclis hükümetinde ise yasama ve yürütme yasamada birleşiyor. Nereden farklı olarak? Monarşiden farklı olarak. Peki meclis hükümetinde ne görülmez? Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu yoktur. Cumhurbaşkanının rolünü kim yapar? Meclis başkanı. Hem devletin hem hükümetin başkanıdır. Bakanlar kurulu yoktur. Kurul olmadığı için neye de ihtiyaç duymayız? Başbakana da ihtiyaç duymayız. Bakanlar kurulu olmadığı için başbakana da ihtiyaç duymayız. Ama ve lakin şöyle bir espri var. Bakanlar kurulu yok demek, başbakan yok demek, bakanlıklar yok demek değildir. Bakanlıklar vardır ama ve lakin nasıl sorumludurlar? Bireysel sorumludurlar. Bakanlıklar vardır ama bireysel sorumludurlar. O kısmı da unutmuyoruz kıymetli arkadaşlarım. Peki ve ayrıca ne dedik? Meclis hükümetinde asla çift meclisli yapılar görülmez dedik. Şimdi geldik neye? Kuvvetler ayrılığı modellerine. Bunda da yakın dönemde çok tartıştığımız ne var? Başkanlık sistemi var. Yakın dönemde çok tartıştığımız başkanlık sistemi anlayışı var. Peki nedir başkanlık sistemi veya başkanlık sistemi bizi nereye götürür? Onlara bir kafa yoralım kıymetli arkadaşlarım. Şimdi biriniz başkanlık sistemindeki ilk esprimiz. Bakın yasama, yürütme ve yargı birbirinden çok katı bir şekilde ayrılmış. Yani şöyle izah edeyim, bir şekil çizeyim burada ufaktan. Devletin temel organlarını biliyorsunuz. Neydi onlar? Yasamamız vardı, diğer tarafta yürütmemiz vardı. Diğer tarafta ne vardı? Yargı vardı. Tamam. Şimdi yasamada bir kongre var. Bizim meclisimiz gibi düşünün. Senatörlerin olduğu bir yapı gibi düşünün. Yasama tamam. Meclisten oluşuyor. Yürütme tek adamdan oluşuyor. Başkandan. Yargı zaten bağımsız mahkemeler. Orada bir değişiklik yok sistemlerde. Şimdi buradaki espri şu bakın. Yürütme tek adamdan, başkandan oluşuyor. Buradaki mantık şu. Yürütme... Az önce hani vardı ya Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Onun yaptığı tüm işi buradaki başkan yapıyor. Yani Bakanlar Kurulu'nun konumu tamamen kimde? Başkandan ibaret. Oradaki espri bu. Bu yüzden bizim böyle haber bültenlerimizde falan duyarsınız. Haber bültenlerimizde falan geçer. İşte dış işlerinden sorumlu başkan yardımcısı falan der. Mesela bakan der daha doğrusu orada. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiler. İşte bu terim yanlıştır. Medyanın kullandığı bu terim yanlış. Dış işlerinden sorumlu başkan yardımcısı veya genel sekreter. Onların kullandığı bu.
başkanlık sisteminde bakan olmaz. Başkan yardımcısı veya genel sekreter olur. Bazı ülkelerde öyle tanımlanıyor, bazı ülkelerde öyle tanımlanıyor. Peki yürütme tek adamdan oluşuyor. Burada espri şu bakın. Halkın oylarıyla seçildi mi başkan? Seçildi. Bunun Türkçe meali şu. Biz bütün işi sana bırakıyoruz. İçişleri de sende, dışişleri de sende, adalet sende, şu sende, bu sende. Bütün işi sana bırakıyoruz kardeş diyor. Her şey sende. E peki amma ve lakin diyor. Bütün işi sana bırakıyoruz ama amma ve lakin. Sen kendine bir heyet kurarsın kurmazsın senin bileceğin iş. Beni seçti mi şimdi? Seçti. Bunun mealine özgür içişleri sende, dışişleri sende, eğitim sende, sağlık sende, şu sende, bu sende diyor. Tamam. Benim bütün bunları tek başıma yapmam mümkün mü kıymetli arkadaşlarım? Tabii ki değil. Ne yapıyorum? Bir heyet kuruyorum. İçişlerinde bana sen yardım ediyorsun. Dışişlerinde sen, adalette sen, savunmada sen, şunda sen, bunda sen. Hepsini ne yapıyorum? Bir nevi orada yaptığım şeyle. Hepsine bir görev veriyorum. Bir kabine kurdum değil mi? İşte bu seçtiğim adamların her birisi genel sekreter. Ve bunların yaptığı hatalardan dolayı da kongreye ve halka hesabı yine ben veriyorum başkan olarak. Bunların yaptığı hatalardan dolayı hesap merciği yine benim. Onu unutmuyoruz. Bu yüzden tek adam kültürü tamamen sorumluluğu üstlenen bir kültür. Gücü de sorumluluğu da ama. Peki şimdi yürütme tek adamdan oluşuyormuş. Sadece genel sekreterleri varmış dedik. Şimdi esprimiz şu. Bir, yürütme mantığı yasama mantığında. Organlar birbirlerine direkt müdahale edemezler. Yasama ve yürütmede organlar birbirlerine direkt müdahale edemezler. 2008'de bu Amerikalılar bir kriz yaşamıştı. Belki hatırlarsınız. Mortgage krizi. Orada Nancy bir şeydi galiba kadının adı. Senatörler Meclisi Başkanı televizyona çıkmıştı. Kadın dedi ki televizyonda, ey Amerikan halkı, bizim Irak'ta, Afganistan'da, şurada, burada bataklığa düşme sebebimiz tamamen mevcut yönetimdir. Başkan ve ekibidir. Biz dünyanın jandarması falan değiliz. Askeri harcamalar çok arttığı için emlak sektörüne gitmesi gereken fon gitmedi. Bu yüzden de şu an kriz yaşıyoruz dedi. Söylediği şey bu. Bu yüzden de şu an kriz yaşıyoruz. İşte bu sebeple gelin yeni bir başkan seçelim dedi. Böyle bir çağrı yaptı yayında. Şimdi yasama organının başındaki kişinin böyle bir çağrı yapması ne demek? Aslında diplomatik bir aciziyettir bu. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Biz direkt bir şey yapamıyoruz. Hani başkanı görevden alamıyoruz. Ama seçimlerini yenileyebiliyoruz. Yasama yürütmeye direkt dokunamıyor bak. Daha sonra başkan çıktı televizyona, Amerikan başkanı. Dedi ki doğru söylüyor. Sebebi evet askeri harcamaların artması. Ama askeri harcamaların artmasının sebebi de bunlar dedi. Yani askeri harcamalar bunların yüzünden arttı. Eğer dedi biz Irak'ta operasyon yapıyoruz. Daha sonra ikinci operasyonuna örgütleri bitirmeye uğraşırken ikinci operasyona izin gelmiyor dedi. İkinci operasyona izin gelse bitecek. Ama bütçe verilmediği için dedi kongreden, örgütler tekrardan toparlanıyorlar. IŞİD'dir, El-Kaide'dir falandır filandır. Bu yüzden de bizim ilk operasyonumuz boşa gidiyor. Yani bedava böyle operasyon yapıyoruz. Sadece de finansman artıyor. Oradaki şey bu. Hani askeri operasyonların arkası gelmediği için tıkanıyoruz dedi. O da dedi ki finalde, ey Amerikan halkı gelin daha uyumlu bir kongre seçelim dedi. Demek ki yürütme de yasamaya dokunamıyor. Bu yüzden başkanlık sisteminin ilk esprisi ne? Organlar birbirlerine müdahale edemiyorlar. Tamam? Buradaki ilk espri, organlar birbirlerine müdahale edemiyorlar. Oraya dikkat. Bu birincisi. Bunu bir kenara koyduk. Peki ikincisi. Bir kişi birden fazla organa üye olamıyor. Bak başkanlık sisteminde bir kişi birden fazla organa üye olamıyor. Oradaki espri bu. Yani şöyle bir şey. Sen başkanlık sisteminde ya başkan veya yardımcısısın. Başkanlık sisteminde tekrar söyleyeyim ya başkan veya yardımcısısın. Ya senatörsün ya hakimsin. Bunlardan bir tanesi. Ya başkan veya yardımcısı ya senatör ya hakim. Başka bir şey çıkmaz diyor buradan. Başka bir espri olmaz. İşte bu beni nereye götürüyor? Yasama yürütme yargı dengesinde katı bir ayrılığa. İki özelliği bir üst üste koysanız da. Bir, organlar birbirlerine dokunamıyor. İki, bir kişi sadece bir organa üye olabiliyor. Organların birbirlerine direkt müdahalesi yok.
Bir kişi sadece bir organ üye olabiliyor. İkisini yan yana getirdiğimizde nasıl bir görüntü var? Organların birbirlerine direkt müdahalesi yok ve bir kişi sadece bir yerde kalabiliyor. Duvarlar çok katı değil mi? Duvarlar çok katı. Bu yüzden başkanlık sistemine ne derler? Sert kuvvetler ayrılığı derler. Tamam? Tekrar söylüyorum. Başkanlık sistemine bu yüzden sert kuvvetler ayrılığı derler. Orayı bir belirtmiş olalım. Peki, onu aldık koyduk kenara. Bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim Türkiye'deki modele. Parlamenter sisteme. Buradaki anlayışa gelelim. Bakın burada iki noktayı bir vurgulamam lazım. Türkiye'de 2019'da geçeceğimiz anlayış, altını çize çize söylüyorum, 2019'da geçeceğimiz anlayış için Cumhurbaşkanlığı sistemi. Anayasal anlamda tanımlaması bu. Başkanlık değil, Cumhurbaşkanlığı sistemi diye geçiyor. Bu birinci vurgu. İkinci vurguda 2019'a kadar biz hala hangi sistemdeyiz? Parlamenter sistemdeyiz. 2019'a kadar tekrar söyleyeyim, biz parlamenter sistemdeyiz. Orayı da bir netleştirmiş olalım kıymetli arkadaşlarım. Peki bu kısımda tamam, parlamenter sistem vurgusundaki bu yapıya. Şimdi geldik Türkiye'deki parlamenter sistem anlayışına ve parlamenter sistemin genel özelliklerine bakalım. Bizde yürütme nasıl? Bizde yürütme anlayışı nasıl? Tek adam var, Cumhurbaşkanı var ama yanında bir de ne var? Bakanlar Kurulu var, öyle değil mi? Tek adamın yanında bir de kurul var. İşte Türkiye'deki yürütme organı tek adam artı kurul şeklinde. Dualist derler buna, çift başlı derler kısacası. Tek adam artı kurulda. Peki esprisi hangisi güçlü parlamenter sistemde? Kurul güçlü. Yani parlamenter sistemin esprisi kurulun güçlü olduğu yönündedir. Mesela bu manada şunu söyleyebiliriz bak. O kurul vurgusu noktasında şunu söyleyebiliriz. Almanya'yı düşünün. Parlamenter sistemin tam anlamıyla uygulandığı bir anlayış. Alman Cumhurbaşkanı bundan bir yıl önce Türkiye'ye gelmişti. Adam böyle ulustaki işte eski meclisi gezdi, Anıtkabir'i gezdi falan filan, Ankara'da temaslarda bulundu. Doğru düzgün haber bile olmadı bizim medyada. Ama Merkel geldiği zaman ne oluyor? Bütün ana haber bültenlerinde ön başlık olarak geçiyor Merkel geldiğinde. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkar? Merkel daha önemli demek. Peki Merkel kim? Başbakan. İşte parlamenter sistemlerde başbakan ön plandır. Neden? Çünkü bakanlar kurulunda bütün yetki. Bu yüzden parlamenter sistemde çok güçlü bir kurul, çok sembolik bir konuma sahip ne vardır? Cumhurbaşkanı vardır. Bu birincisi. İkinci nokta, parlamenter sistemde az önce başkanlık sisteminde kullandığım yapıları bir tersine çevirin. Ne demiştim başkanlık sisteminde? Bir, organlar birbirlerine direkt müdahale edemezler demiştim. Cumhurbaşkanı bizde meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti, hatırlayın. Haziran ayında seçim yapmıştık, hükümet kurulamamıştı. Kasım'da bir daha seçim yapmıştık. Orada Cumhurbaşkanı ne karar vermişti? Seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti. Cumhurbaşkanı orada seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Peki Cumhurbaşkanı orada seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde, o kısmı bir düşünelim sizinle birlikte. Cumhurbaşkanı yürütme organı olduğuna göre seçimleri de yenilerken kime müdahale etmiş oldu aslında? Yasama organına değil mi? O zaman yürütme yasamaya müdahale edebiliyor. Peki yasama mesela bir yolsuzluk vesaire olsa başbakanı düşürebilir mi veya bakanları? Evet, gen soru yoluyla, meclis soruşturması yoluyla düşürebilir. O zaman Cumhurbaşkanı meclise müdahale edebiliyor, meclis bakanlar kuruluna. Organlar birbirlerine ne yapabiliyorlar? Müdahale edebiliyorlar bu sistemde demek ki. Bu bir. Yine başkanlık sistemi ne demiştim? Bir kişi birden fazla organa üye olamaz demiştim. Ama bizde başbakan, başbakan sıfatıyla nereye dahil? Bakanlar kuruluna dahil. Başbakanın böyle bir konumu var, bu bir. Peki aynı başbakan milletvekili olmak zorunda olduğu için orada nereye dahil? Yasamaya dahil. O zaman başbakan hem yasama hem yürütme elemanı. Hatta yargıyı da konuşacak olursak Adalet Bakanı'nın durumu. Adalet Bakanı sıfatıyla kurul üyesi. Eğer Adalet Bakanı bir de milletvekili ise yasama üyesi, Adalet Bakanı HSK'nın da başkanı, yargı da var işin içinde. Dolayısıyla sistematik bizim için nasıl? Yasama, yürütme, yargının üçüne de gözüküyor Adalet Bakanı. Şimdi demek ki bir kişi birden fazla organa üye olabiliyor. Şimdi toparlayacak olursak, organlar birbirlerine müdahale edebiliyorlar, bir kişi birden fazla organa üye olabiliyor. Sanki geçiş
kolay değil mi? İşte geçiş kolay olduğu için organlar birbirlerine müdahale edebildiği ve bir kişi birden fazla yerde gözükebildiği için parlamenter sisteme ne diyorlar kıymetli arkadaşlarım? Yumuşak kuvvetler ayrılığı diyorlar. Yani o kadar katı değil ayrım. Hafif geçişler falan olabiliyor diye yumuşak kuvvetler ayrılığı anlayışı var. Tamam? Bunu da belirtmiş olalım. Bir de burada bir teknik terimimiz var parlamenter sistemde. Nedir o da? Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm var. Bir diğeri de rasyonelleştirilmiş parlamenterizm. Bakın şimdi bu espri de bizim için çok güzel. Ne demektir rasyonelleştirilmiş parlamenterizm? Çok güzeldir buradaki yaklaşım. Hükümetlerin düşmesini zorlaştırıcı, hükümetlere istikrar kazandırıcı uygulamalar. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, hükümetlerin düşmesini zorlaştırıcı, hükümetlere istikrar kazandırıcı uygulamalar. Oradaki esprimiz bu. Mesela, çok mikro bir örnek vereyim buradan. Mesela ben bir sınıfı yönetiyorum. Sınıfta dedi ki, hocam burası bir ülke ise bizim de başkanımız sen ol dedi. Bir sınıfı yönetiyorum, başkanımız sen ol dedi. İyi hoş dedim, hani başkanınız ben olayım. Ama dedim bir şart, iki şartım var. Başkanlığı kabul ederim ama iki şartım var. Nedir dediler? Dedim bir. Bir gün, 30 kişilik bir sınıf. Bir gün beni devirmek isterseniz bu sınıfın gündemine bir kişinin teklifiyle alınmamalı dedim. Nasıl yendiler? Yani bir kişi ben Özgür Hoca'yı istemiyorum dedi diye bu sınıf gündemine alınmamalı dedim. Ya ne olacak hocam dediler? En az 3 kişi bunu teklif etmeli dedim. En az %10 bunu teklif etmeli. %10 teklif ederse bu sınıf gündemine alınsın dedim. Bir kişinin değil, en az 3 kişinin teklifi lazım. En az %10 istiyorum dedim. Söylediğim şey bu. Peki, bunu aldım koydum kenara kabul dediler. İkincisi, dedim ki bir gün beni istemiyorsanız, yani bir gün ben istenmiyorsam, bu noktada şunu diyorum. Benim istenmediğim noktada sınıf gündemine alındığında husus, oylama yapacaksınız. Sadece ve sadece gitsin diyenlerin oylarını sayarız dedim. Tamam? Bunu belirteyim. Sadece gitsin diyenlerin oylarını, güvensizlik oylarını sayarız dedim. Tamam dediler. Bir gün sınıf dedi ki bir tanesi ben Özgür Hoca'yı istemiyorum dedi. Sınıf 30 kişi. O bir tanesi bunu dedi diye bu sınıf gündemine alınacak mı? Bir tanesi bunu istedi diye. Hayır alınmayacak. Oradaki espri bu değil. 30 kişi bunu dedi, bu sınıf gündemine alınmadı. Buradaki yapı bu. Peki, iş şu noktaya geliyor. 30 kişi bunu dedi, sınıf gündemine alınmadı. Bir tanesi dedi diye gündeme almıyoruz. Bunun esprisine 3 kişi demiştim çünkü. En az %10 demiştim. Peki ne oldu? Hükümetimi düşürmeye yönelik ilk saldırıyı bertaraf etmedim mi? Bir kişi dedi diye gündeme alınmayacak dedim. En az 3 kişi istiyorum dedim. İşte bu yüzden hükümetin düşmesini zorlaştırıcı bir tedbir aldım. Peki o bir tane öğrenci yanına 2 öğrenci daha aldı. Biz Özgür Hoca'nın gitmesini istiyoruz dedi. Artık gündeme alacağız mecbur. Oylamaya geçti sınıf. Tartıştık ettik oylamaya geçti. 30 kişilik sınıfta 14 kişi dedi ki gitsin. Biz istemiyoruz Özgür Hoca'yı dedi. Gitsin dedi 14 kişi. Peki 13 kişi dedi ki vallahi biz çekimseriz. Yani gitse de olur, kalsa da olur. Çok bir görüş belirtmiyoruz dedi. 3 kişi dedi ki olur mu lan? Adam müthiş yönetiyor sınıfı. Neyi var? Dedi mesela. Peki benim koyduğum ikinci kural neydi? Bir gün beni devirmek istiyorsanız sınıfta sadece gitsin diyenlerin oylarını sayarım. Gitsin diyenlerin oyları sınıfın yarısından fazlasıysa ceketimi alır giderim dedim. Kuralım buydu. Onlar da kabul etmişti. Kaç kişi gitsin diyor? 14 kişi. Sınıf kaç kişi? 30 kişi. En az 16 kişiye ihtiyaçları var değil mi? Atıyorum okul yönetimi beni çağırdı dedi ki hocam dedi o sınıfta oylama yapılacaktı. Senin durumun konuşulacaktı. Ne oldu o oylama dedi. Ya yok ciddiye alınacak bir şey yok. 30 kişilik sınıfta sadece 14 kişi beni istemiyordum. Dışarıya lafı böyle anlatırsan ne anlar karşıdaki herif? 16 kişi benim için yanıp kavruluyor gibi bir şey anlar değil mi? Halbuki destek çok düşük değil mi aslında? Çok düşük. Koyduğum ikinci kural sayesinde hükümetim görevine devam etmedi mi? Destek bana yerlerde olmasına rağmen evet devam etti. İşte bunun gibi hükümetlerin düşmesini zorlaştırıcı tedbirlere biz ne diyoruz?
rasyonelleştirilmiş parlamenterizm diyoruz. Yani istikrar kazandırıcı uygulamalar. Tamam? Oradaki kasıt bu. Bunu çok sınav kültüründe sormaz ama denemelerde falan çok önünüze gelir. Kavram olarak bilin sadece. Bir de ne var? Yarı başkanlık sistemi. Fransızların uydurduğu bir sistem olan yarı başkanlık sistemimiz var. Bir de buna bakalım. Şimdi ne demektir yarı başkanlık sistemi? Bakın önemli. Burası da önemli. Fransa, Finlandiya, Portekiz falan hep bu sistemle yönetiliyor. Parlamenter sistemin birebir aynısı aslında. Bakma. Kendi kendilerine sistem uydurdular. Parlamenter sistemin aynısı. Espri şu. Parlamenter sistemde kim güçlüydü? Bakanlar Kurulu güçlüydü. Cumhurbaşkanı sembolikti. Tam tersine çevirin. Çok güçlü bir cumhurbaşkanı olsun. Çok sembolik yetkilere sahip bir kurul olsun. Yani cumhurbaşkanının önde olduğu, kurulun arka planda kaldığı. Hatırlarsınız bir dönem, şimdi Macron var da, bir dönem Fransa'da Sarkozy vardı. Vara yuva konuşuyordu her şeye. İşte niye Sarkozy bu kadar ön plandaydı cumhurbaşkanı olarak? Çünkü Fransızlar yarı başkanlık olduğu için hangi mekanizma güçlü? Cumhurbaşkanlığı mekanizması güçlü. Bundan dolayı. Tamam? Onu bir belirtelim. Cumhurbaşkanlığı yapısı güçlü olduğu için. Peki, o zaman sistemi benimsedik. Sistemi oturttuk kendi içinde. Yarı başkanlık sistemi parlamenter sistemle aynıymış. Özellikler aynı bak. Organlar birbirlerine müdahale edebilirler. Bir kişi birden fazla organa üye olabilir falan. Hepsi aynı. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece sıkıntı bizim için neresi? Oradaki espri neresi? Tek adam kurul dengesinde, kurul güçlüyse parlamenter sistem, tek adam güçlüyse yarı başkanlık sistemi. Şimdi dikkat. Başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sisteminde devlet başkanını mutlaka halk seçer. Altını çizerek söylüyorum. Başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sisteminde devlet başkanını mutlaka halk seçer. Bunu bir kenara koyalım. Ama bunun tersini diyemem işte. Ne yazık ki bunun tersini tam söyleyemiyorum. Neden? Bak başkanlık ve yarı başkanlıkta devlet başkanını halk seçer, doğru. Ama cümleyi tersten söyle. Devlet başkanını halkın seçtiği sistem mutlaka başkanlık ve yarı başkanlıktır. Türkiye başkanlık sistemine geçene kadar bunu doğru diyemeyiz. Niye? Türkiye şu an ne? Parlamenter sistem. Ama devlet başkanını kim seçti? Cumhurbaşkanını. Halk seçmedi mi? Tayyip Erdoğan'ı halk seçti. O zaman devlet başkanını halkın seçtiği sistem mutlaka başkanlık ve yarı başkanlıktır diyemiyorum. Türkiye dünyadaki tek örnek. Parlamenter sistem olmasına rağmen devlet başkanını kim seçiyor? Halk seçiyor. Yani Türkiye'nin oradaki istisnai konumunu anlayın. İlk kez parlamenter sistem olan bir ülkede devlet başkanını halkın seçiyor gibi istisnai bir konum olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki kuvvetler birliği ayrılığı mantığını o zaman bir genel olarak toparlayalım. Organlar tek elde birleşiyorsa kuvvetler birliği, yasama ve yürütme, yürütmede birleşiyorsa monarşi, yasama ve yürütme, yasamada birleşiyorsa meclis hükümeti. Monarşi hem egemenliğin kaynağına göre hem kullanılmasına göre bir anlayış. Monarşi ile diktatörlük arasındaki fark geleneklerdir. Meclis hükümetinde yasama ve yürütme yasamada birleşmiş. Meclis hükümetinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve Başbakan görülmez ama bakanlıklar görülür. Nasıl sorumludurlar? Bireysel sorumludurlar. Meclis hükümetinde asla ne görülmez? Çift meclisli yapılarda görülmez. Bunu da belirtelim. Cumhurbaşkanlığı makamını kim üstleniyor? Meclis başkanı. Dolayısıyla hem devlet hem hükümet başkanı. Başkanlık sisteminde yürütme tek adamdan oluşuyor. Kabine rolünde kısmen ne var? Genel sekreterler var. Ama genel sekreterlerin işlemlerinden dolayı yine kim sorumlu? Başkan sorumlu. Yasama yürütmeye, yürütme yasamaya müdahale edemediği için ve bir kişi sadece bir organda yer aldığı için sert kuvvetler ayrılığıdır. Parlamenter sistem çift başlı, tek adam artı kurul var. Organlar birbirlerine müdahale edebiliyorlar. Bir kişi birden fazla organda oluyor. Bu yüzden de yumuşak kuvvetler ayrılığı var. Hükümetin düşmesini zorlaştırıcı tedbirleri de rasyonelleştirmiş parlamenterizm diyoruz. Yarı başkanlık parlamenter sistemin temel özelliklerini taşıyor. Tek bir farkla çok güçlü bir kurul, çok sembolik bir tek adamsa neydi? Parlamenter sistem. Çok güçlü bir tek adam, çok sembolik bir kurul varsa o zaman ne oluyor? Yarı başkanlık sistemi oluyor. Fransa, Finlandiya, işte Portekiz vesaire gibi ülkelerde. Hükümet sistemleri de böyle kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz saygı ve hürmetle kalın. Kolay gelsin.